Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuz güncellemelerle alakalı olacak fakat şu anda oyunda yüklü olan güncellemelerle ilgili değil ileride oyuna eklenebilecek fonksiyonlarla alakalı olacak. Geçmiş yıllarda da buna benzer birkaç videom olmuştu. İşte ileride şunlar oyuna gelecek, şunlar gelebilir, işte şu fonksiyonda şöyle değişiklikler olabilir tarzında videolar çekmiştim. E, Tabi anlattıklarımız birebir oyuna gelmiyor. Bazıları birebir aynen geldi fakat bazılarında değişiklikler oldu. Bazıları hiç gelmedi. E, bu da ihtimaller dahilinde birkaç şeyden bahsedeceğim. Hepsi gelmeyebilir tabii ki. Bazıları hiç gelmeyebilir. Bazıları anlattığım gibi olabilir. Bazıları da değişikliklere uğrayarak oyuna eklenebilir. Şimdi bunlardan bahsedeyim kısaca sizlere. kısmet sistemi 70 levelde maxlanıyor bildiğiniz gibi. Şu an 5 leveli kalmış. Burayla ilgili bir değişiklik olacak muhtemelen ileride. Malzeme değişmeyecek. Aynı kısmet taşını kullanacaksınız. Eğer olduğu gibi gelirse. istediğinizi yükseltebileceksiniz. Bu titanı geliştirdiğiniz son sekmedeki sistem yani şu sistem kısmete eklenecek. Buna benzer bir sistem. Kısmet taşınız kadar hangi direnci, işte hangi özelliği geliştirmek istiyorsanız kısmet taşlarınızı ona basacaksınız. Yani bunu niye anlatıyorum? Kısmet taşı kasmayı bırakmayın. 70 level'e ulaştırdığınızda şimdi legend oyuncuları biz daha 40 yapamıyoruz. Sen ne diyorsun tarzında falan söylemleri olur illaki. Yani bu video genel olduğu için 70 yapan adam bırakmasın kısmet taşı kasmayı. Daha sonra kutsala bastığınız inciler, işte mavi, sarı, kırmızı inci. Bunlar büyük ihtimalle peri seferi katlarına eklenecek arkadaşlar. Yani güncellemeler eskidikçe, yeni güncellemeler geldikçe bazı malzemeler önemini yitirecek. Yani önemi azalacak. Bunları oyun bir şekilde oyuncuya verecek. Yani vermek zorunda daha doğrusu. Yoksa özellikle bu kutsal olayı birçok oyuncu bir tane perinin kutsalını fullleyememiş durumda. Oyun bunları bu şekilde peri seferinden veya başka bir yerden de verebilir. Ama peri seferine de eklenmesi daha mantıklı olur. Kahraman sarayına gidelim bir sahneden de bahsedeyim sizlere. Şu e, titan ruh taşını veren sahneye zorluk seviyeleri eklenecek arkadaşlar. Zorluk seviyelerinde bu şu kısmı kastığınız parçayla, e, Türkçesini hatırlamıyorum. E, şu kısmı kastığınız parça bu zorluk seviyelerinden elde edilebilecek. Tabi titan ruh taşının da adedi artacaktır muhtemelen. Kabus ve Araf eklendiğinde normalde Nemesis güncellemesi geldiğinde ben açıkçası buraya bu iki zorluk seviyesinin eklenmesini bekliyordum. Belki de son yamasında eklenebilir diye düşünüyorum. Yakın gelecekle ilgili iki tane örnek vereyim arkadaşlar eklenecek özelliklere. Birlik seferi bu legend online'a yanlışlıkla gelmişti. Zaten herkes gördü. E, Vartune'ye bir sonraki yamada eklenecek. 9.3'te şu anda. Bir fonksiyon gelebilir. Yeni bir fonksiyon. Yani 9.4'e geçmeyecekler diye muhtemelen. E, rakamsal ifadesi ne olur bilmiyorum ama bir sonraki güncellemede birlik sefere eklenecek. Ve şu anda ekipmanları yükselttiniz. Mesela şu alttaki ekipmanların sahnesi Legend Online'a gelmedi. Fakat işte bunun sahnesi de Legend Online'a e bir sonraki yamada eklenir muhtemelen. Ve şunların arıtması yok şu anda Legend Online'da. Tara sahnesine kabus zorluğu ekleniyor. Arıtma taşını oradan elde edecekler. Burayla ilgili diğer oyunlara gelecek özellik ise... Kutsama arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu oyunlardaki sistem... Yıldız, ay, güneş üzerine. Buradaki kutsama da ilk önce yıldız yaptık sonra ay kutsaması yaptık. Şimdi de güneş kutsaması yaptıracaklar. Yani gizli silahın mantığı da budur. Önce yıldız kasarsınız sonra ay sonra güneş. Bu kutsama sistemi gelecek bir sonraki güncellemede gelecek. O sebeple yakın gelecek ifadesini kullandım. Şu anda savaş güçlerinizi fazla etkilemiyor zaten. Bu ekipmanları yapmışsınızdır legend oyuncuları. Savaş gücünüzü o kadar da fazla etkilememiştir. İşte kutsamalarını yaptığınızda asıl savaş gücünü etkileyecektir. Bu da bir sonraki güncellemede gelecek. Bunun ek sahnesi ne olur derseniz. Ya yeni bir ek sahne gelir ya da Nalanta kutsama malzemeleri veriyordu. Buraya Zorluk seviyesi eklerler. Kabus, araf neyse. E, tara'ya zaten kabus eklendi. Ekipmanların arıtma e, taşını veriyor. Bu arıtma taşı ne işe yarıyor derseniz. Burada normalde şunlar 10 yıldızdı. Arıttığınızda 20 yıldıza kadar e, yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu bilgiyi de vereyim şu alttaki iki ekipmanı bu arıtma taşı ile arıtamıyorsunuz. Bir sonraki güncellemede bunun arıtma taşı da farklı bir sahnede verilecek. Belki de tara sahnesine araf eklenecek. Oradan vereceklerdir veya oyun içi etkinliklerde de verilebilir. Direnç taşları normalde bu direnç taşlarına çift özellik gelmesi gerekiyordu. Normal karakterin ekipmanlarının taşları gibi, peri ekipmanının taşları gibi çift özellik gelmesi gerekiyordu. Çin Global serverında vardı bu. Hala gelmedi. İlerleyen güncellemelerde bu da eklenecektir. Yine aynı sistem koruma ekipmanı taşlarına da eklenecek. Onlar da çift özellik olacak. Zaten geldiği an hepsini çift özellik yapacak kadar taşımız birikti. Şu orta kısma zaten çift özellik gelmeyecek. Bunları da henüz 12 yapamadık. Vartune'de biraz zor bunu yapmak. Şu kenardakileri yapmak kolay etkinliğinden dolayı. Ama arzu kristallerini fulllemek biraz zor. Yani elmasla oynamıyorsanız zor öyle söyleyeyim. Daha sonra peri ekipmanları... Yine bir seviyeye yükselecek arkadaşlar. Bunlar da turuncu olacak. Normal karakterinizin ekipmanları gibi. Yani intikamcı mesleğine geçtiğiniz ekipmanlar gibi. Bunlar için nasıl bir sahne yapacaklar, açıkçası bilmiyorum. Şimdi son olarak elinizde biriken fazla malzemelerle ilgili bir sistemden bahsedeceğim. İnşallah gelir. İnşallah kısa zamanda gelir diyeyim. Elinizdeki fazla malzemeleri bu şekilde bir sistemde puana dönüştüreceksiniz arkadaşlar. İşte buraya 10K şeytan kristali koymuş 100 puan. Hesabını yaparsınız. Diğerleri kaç puan veriyor bilmiyorum. Sonra bu puanları market tarzı bir yeri var. Orada kullanıyorsunuz. Burada işte büyük tato var. Zeus kanı var. imparator asası var. 7 günlük VIP. işte titan malzemesi. Tato damga taşı çift özellik yapmak için perin taşlarını kullandığınız malzeme. İşte bu ikinci sayfası. Birinci sayfasının görselini silmişim sanırım. Orada 6 aylık VIP var arkadaşlar 20k puana. Bir sürü işte işinize yarayacak taşlar var. Perinin taşları var mesela inciler, sarı inci, kırmızı inci. Malzemeleri puana dönüştürüyorsunuz. O puanları burada kullanıyorsunuz. 6 aylık VIP 20k puan. Yani isterse 50k olarak gelsin. Şu sistem gelsin oyuna. Muhteşem bir şey olacak. Emekle oynayan oyuncular VIP'i bedava alabilecek en azından onu söyleyeyim. Diğer malzemeler için de avantajlı. Burada mesela 100 tane imparator asasını 100 puana takaslıyorsunuz. Yani bu ne demek? Eğer puanlama sistemi buradakiyle aynı olursa 10K şeytan kristaliyle 100 tane imparator asası alabileceksiniz. O malzemeler zaten işinize yaramıyor. Siliyorsunuz, altına çeviriyorsunuz. Altını da çok fazla vermiyor zaten. Altına çeviriyorsunuz derken sanki çok fazla bir altın veriyor gibi bir tabir olacak ama yani altına çeviriyorsunuz, bir işinize yaramıyor. Siliyorsunuz ya da. Bu anlattıklarımın içinde en cazibi bu puan sistemi arkadaşlar. Şu an diğer oyunlarda da yok zaten. Bu arada Vartune'ye güncelleme ne zaman gelir diye soranlar olmuş da Vartune güncellemeyi çok yakın bir zamanda aldı arkadaşlar. Nemesis'e yeni bir fonksiyon eklendi mesela. Bu videosunu çektim zaten de yani çok yakın bir zamanda oldu. Onun için en az bir iki ay var bir sonraki güncellemenin. Ben Nemesis'e artık yeni bir fonksiyon ekleneceğini düşünmüyorum. İşte kutsamayla ilgili bir güncelleme gelebilir. Birlik seferi gelecek yeni fonksiyon olarak. Onun dışında belki taşlara özellik bir sonraki güncellemede gelir. Yani kesin gelir demek yanlış olur tabii hepsi için. Bunlar yama olarak geliyor. Şu an tam sürüm değil. Nemessiz kendisi bir sürüm olduğu için ondan sonra gelen her şey onunla ilgili her şey yamadır. Bir de farklı bir oyunda güncellemeyi anlattığımda Legend Online e ne zaman gelir tarzında sorularınız oluyor. Yani Legend Online artık akıl sır ermiyor arkadaşlar. Onun için yorum yapmayacağım. Şu tarihte gelebilir bile diyemiyorsunuz. Daha ne geleceğini bile tahmin edemiyoruz. O hale geldi oyun. Kafalarına göre yani kafalarına hangisi eserse o gelir. Nemesis ile ilgili bir şey gelir dersiniz. Bakın size gizli silahtan bir örnek vereyim. Şu kısım mesela Legend Online'da yok. Ben Martini'ye 2 yıl önce başladım. 2 yılı da geçmiştir muhtemelen. Kanalımda videolar var bakabilirsiniz. Başladığımda bu vardı. 2 seneyi geçmiş. Legend'de yok. Onun için ne getirirler? Yani o kadar gerideler ki. Sayısal olarak 9 bilmem kaç ifadelerini kullanıyorlar da. Gerideki güncellemeler yok. Sürümlerin yamaları yok yani. Mesela gizli silah sürümünü getirdiler. Ama yamaları eksik. İşte gökyüzü yoluna eklenecek fonksiyon yok. Zodyak sarayı yok. Her neyse legend konusuna fazla girmeyelim. Hepiniz geriliyorsunuz farkındayım. Bir sonraki videomuz savaş gücü videosu olacak. Rus serverında çekmiştik. 80M yapamamıştık ama bir sonrakinde 85'i çok rahat görür oradaki karakterimiz. Burada da 90 milyonu zorlayacağız. Bakalım olacak mı olmayacak mı onu savaş gücü videosunda görürüz. O videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.